Çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli MKYK üyemiz, kıymetli il müdürlerim ve çok kıymetli federasyon başkanım ve şehir dışından gelen kıymetli başkanlarımız, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada Seferihisar'da toplam 100 tane kadınımıza arıcılık konusunda ilk önce eğitim ve daha sonrasında malzeme tedariğinin yapılacağı proje için tanıtım lansmanını gerçekleştirmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu konuda kıymetli milletvekilimiz Metin Yavuz ve Cemal kardeşime yapmış oldukları girişimden dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kıymetli başkanımız bugün, federasyon başkanımız o kadar güzel konulara değindi ki bizim de toplantı başlamadan önce yapmış olduğumuz konuşmaların aslında ana başlıklarından bir tanesiydi. Buradaki kooperatiflerin daha aktif hale gelmesi, getirilmesi ve daha nitelikli şekilde üretim yapmaları. Şimdi burada özellikle arıcılık adına yaşanan tüm gelişmeleri gerçekten çok önemli buluyorum. Biz İzmir'de, Türkiye aslında bir tarım ülkesi ama İzmir'de de bereketli topraklarda çok ciddi tarım yapabileceğimiz illerden bir tanesi. Ve bu arıcılık yetiştirme merkezimizin başvurmuş olduğu 25 Ekim 2020 tarihli 31.285 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mesleki Eğitim Kurulu kararıyla arıcılık meslek dalı kapsamına alınmıştır ve bunda da hükümetimizin çok büyük emeği vardır. Bu kapsamda da 25 Ekim 2020 tarihinde önce arı kayıt sistemine kayıtlı olan ve aktif olan üreticilerimizin ustalık belgesi almaya hak kazandılar. Son zamanlarda da hayvancılık konusunda arıcılık faaliyetlerinde büyük bir ivme kazandığını da arıcılığın özellikle sektör olarak ivme kazandığını görüyoruz. Tabii bu noktada Tarım Bakanlığımıza, İzmir'in bakanı olan çok kıymetli bakanımıza da gerçekten yapmış olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hibe destekleri de bütün tarımsal üretim yapanları bilinçli üretici olarak çalışmalarında çok büyük fayda sağlıyor. Bizler tarımın farklı alanlarında faaliyet gösteren çiftçi kadınlarımızın da koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada durma noktasına gelen zorlu sürece rağmen üretmeye devam ettiklerini ve yaptıkları bu üretimin de nihai tüketiciye en iyi şekilde ulaştığını çok net bir şekilde görüyoruz. Yenilikçi, çalışkan kaynakları etkin, verimli kullanan ve bulunduğu çevreye rol model olan kadınlar gerçekten gelecek anlamına çok büyük bir umut taşıyor ve bizim umudumuzu da gün geçtikçe arttırıyor. Bu Seferihisar'da geçtiğimiz yıllarda hizmet ettik deyip hizmet edilmeyen, hizmetlerinden hiçbir şekilde insanların faydasını görmediği, kooperatif anlamında yapmış oldukları projelerin sürdürülebilirliğini görmediğimiz kişilerle sizler çok net biliyorsunuz. Ve bugün kalkıp da bizim burada dağıtacağımız 100 tane kadınımızın her birine 10'ar tane kovan dağıtılacak. 1000 tane kovanın dallarda kalacağını iddia ediyorlar. Ama biz AK Parti hükümeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığımız destekle bu güçlü kadınlarla bunların hiçbirini ağaçta bırakmayacağız. Ben kadını güçlendirdiğimizde ülkenin güçleneceğini her zaman desteğini gördüğümüz Cumhurbaşkanımıza bir kez daha kadın olarak, bir kadın milletvekili olarak ve bugün burada bu kooperatifin bütün bileşenlerini kadınlarla beraber yapmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Ve bunların gün geçtikçe sayısının daha nitelikli şekilde artacağından da diğer işleri boş olan kooperatiflerin de bundan sonrasında daha aktif bir hale gelmesini can yürekten destekliyorum. Daha önceki yapmış olduğumuz projelerde Türkiye'nin kadınlarının yerel tohum projelerinde en büyük yerel tohum projesi olan ata tohumlarımızın da gerçekleştirildiği, dikildiği topraktan tabağa projesiyle de şu an 370 tane kadınımıza biz istihdam sağlıyoruz. Bunlar gün geçtikçe bir çığ gibi büyüyecek ama bizlerin de arkasında sizler gibi, federasyonumuz gibi, bakanlığımız gibi, siyasilerimiz, siyasi kimlikler olarak da desteklemeye inşallah hepimiz
devam edeceğiz. Bunların sayısı artacaktır diyorum. Ben bugün burada bu sayının gün geçtikçe katkılanacağını, yükseleceğini hep beraber de sizlerle daha iyi işleri Seferihisar'da yapacağımıza inanıyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Hiç kimseye kulak asmadan yolunuza devam edin. Çünkü biz kadınlar yaptığımız her işin en iyisini yapıyoruz. Aman sizlerin desteğiyle tekrar teşekkür ediyorum hepinize.